Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Galerici Gökay, galerimizden herkese merhabalar. Yani burada video başlatmamdan birçok kişi memnun olmuyor ama videosu da kalmayalım beyler. Araba almaya gitmedik bu hafta, niye? Araba satılmadı çünkü. Ama çok şey yaşadık yine, iyi veya kötü. Videoyu bu sefer ama mutlu çekeceğiz inşallah. Bu Fiorino'muz var mıydı geçen videoda? Çiçekli Fiorino'muz var. Ondan başlayalım. Hasar, ağır hasar kayıtlı, hasarsızdan kastığımız 240 binde ama içi bip. Gel. Kapısı da açılmıyor ağır hasarlı Fiorino. Çiçek gibi dediğimiz arabanın kapısı açılmadı videonun ilk dakikasından. Şimdi beyler arabanın içi boncuk. Bu araba Ankara'dan geldi. Şu tesisat mesat da var, içini gösterdim mi? 248 binde, 250 binde farz edin gelin. Bu araba 250 liraya ilanda. 250 liraya vereceğiz. 250 küsur yazdık. İlk başta 255 falan yazdık. Millet 225 teklif ediyor. Yani biz bir arabada örnek veriyorum 700 liralık 800 liralık arabada biz 20 lira aşağısını teklif ediyoruz. Millete garip geliyor. Bize şey yapıyorlar böyle. Abi o para var, o para var, o para var. Ne yapayım abi? Arabalarımız satılmadı bu hafta arkadaşlar. Bu Doblo'muzu ilana koyduk. Otomobil ruhsatlı. Bu var mıydı videoda? Ve önceki videolarda vardır mavi Doblo'yu. Birçok kişi biliyor. Doblo'muzun kasası perişan. Kendisi, motoru, yüreğini güzel. Muayenesi yeni yaptık. 2 sene muayenesi var. Bu araba otomobil ruhsatlı. Ama yaralı Ceylan. Polon tamponu düşmüş. Polomuzu bir muayene yapamadık. Bu arabayı çok isteyen var. 300 liraya polo veriyoruz. Türkiye'de kimse de yok bu araba bu paraya. Tospağımızı arayan yok. Bu araba çiçek gibi bir araba. Buna kimse aramıyor. Otomatik vites. Viano'muz. Çok da keyifli bir araba. Bu şey, çirkin Fiorino'muz. Çirkin Fiorino 220 lira arkadaşlar. Fiorino'nun kapalısı yok şu an 220 liraya. Arabanın motor yüreğini jilet ama kilometresi çekilmişti biliyorsunuz. Orijinal kilometre 450 binde falan. Üzerinde 300 bin yazıyor. 2-3 kere çekmişler kilometre. O muhabbetin davası da sürüyor arkadaşlar. 2.0 Megane'ımız. Bu arabayla ilgili bir muhabbet oldu da. Anlattık mı biz Urfalı'ya? Urfalı içimden geçti. Urfalı sabah beni 17 kere aramış. Sabahın 9'unda 17 kere bir insan aranır mı ya? Böyle işin böyle şeyleri de var. Kötü bazı yanları da var. Şimdi bir tane WhatsApp grubu kurduk. Ondan da bahsedeceğim. Arabaları hızlı geçecek. Fluence, baba otomatikte sunrooflu, ağır hasar yok, şasa panel işlemi yok, içi dışı çiçek. Bu araba ama arkadaşlar ilk alındığında bir 7 ay takside kalmış. Biz de sonradan fark ettik. Bir abiyle anlaşmıştık, ona veriyorduk az daha. Sonradan fark ettik. Abiye de söyledik. Abi de pazarlık etmek istedi. Arabayı çok beğenmişti. Yani biz abiye dürüstlük yaptık, çakallık yaptık. Keşke satışı verdikten sonra söyleseydik. Öyle bir şey yapamazdı. Biz öyle bir insan değiliz. Öyle bir hareket yapmadık. O yüzden biraz da kaybediyoruz gibi bir şey. Urfalı'ya muhtemelen şeyi vereceğiz. Enes'in Fiorino'sunu vereceğiz. Araba hatasız ama arabada duman atma var. Motor istiyor. O arabaya vereceğiz muhtemelen. Çünkü değişik bir adam. Lan bir insan kimliğini unutur mu ya? Araba almaya gerekir. Kimliğini unutmasa hiçbir problem yaşamayacağız. Beyler izninizle gözlüğümüzü takıyoruz. Beni ışık gözüme alıyor. He, Laguna'mız var ya bu arabaya. Bu araba bedava satılmadı ya. Kasası, boyası çok güzel değil ama ağır hasarı yok. Şase işlemi yok. 20 bin trameri var parça parça. Dizel, privilaj. Bunun mesela iç kozmetiği falan kötüydü, biz yaptık. Kapısı açık mı bunun? Değildir. Şu ortada vitesin ortasındaki konsolu çok kötüydü. Kaplamaydı. Onu bulduk bir şekilde aldık. Vites topuzu kötüydü. Onu uydurduk. Aksenti muayene yapacağız. İlanı atacağız. Otomatik vites aksent. 96 model. Klimalı, mulimalı, elektrikli ayna. Yani böyle klima çok şey gibi anlatıyor insanlar. Bir de şey vardı kafamda. Ulan diyordum bu hafta. Abi şu an dediğim gibi bir önceki videoda bir anlattım bilmiyorum. Maddi sıkıntılar yaşıyoruz. Sürekli yaşıyorduk da son 2 aydır bir araba, güzel bir araba yakalarsak hani sıkıntımızı gideriyoruz. Diğer türlü cepten. Son 6 aydır 2 ayda bir sıkıntıya düşüyoruz. İşte bir kapı buluyoruz kendimize. Bir şekilde kurtarıyoruz. Bir iki ticaret çeviriyoruz. Ama beyler biliyorsunuz ben bu işi tek başıma yapıyorum. Ortağım yok. Bir büyük abimiz yok. Amcamız yok. Arkamızda duran yok. Bu işi yani hesap kitap yapmak zorundayım. Bazıları kızıyor abi işte şu arabayı aldım, bu arabayı aldım. Şimdi hani kötü araba olursun, iyi arabalar sat. O da düşünce de var aklımda. Ulan diyorum acaba böyle 10 tane bozuk araba alacağımıza 4 tane Ege'ye mi alsak falan filan gibi. Ege'ye de çok kişi satıyor şimdi. O arabadan edeceğimiz kar belli. 500 lira arabaya bağlıyorsun. 30 lira, şimdi 30 lira beğenmiyorsunuz diyecekler de. Öyle değil arkadaşlar. 30 liranın ne kadar gideri var bir bilseniz, benim üstümde ne kadar yükler var. Ya ben şu an söylemek istemiyorum da benim aylık giderimi Ben söylesem benim yerime birçok kişi ağlar burada da. Söylemiyorum ya. Acındırmaya gerek yok. Allah'a şükür ayaktayız. Sağlığımızdayız, saatimizdeyiz, keyfimiz yerinde. Her şeyimizi kaybedelim, neşemizi kaybetmeyelim. Bir şekilde döndürüyoruz, ödüyoruz. Ama zorlanıyoruz yani. Açıkçası zorlanıyoruz. Bir tane dairemiz vardı biliyorsunuz. Onu biz dükkan açarken dedim satmayacağım. Bir tane mülküm var çünkü dedim. Şimdi bir tane yakın zamanda 11. ayda kredim bitecek inşallah. Hani ödüyoruz, zorlanıyoruz ama vazgeçmiyoruz zorlanmaktan. Bu biliyorsunuz mal sahiplerinden, dükkan sahibinden, ev sahibinden o kadar sıkıntıya düştük. Dükkan sahibini bu kadar kötülüyoruz. Millet diyor abi videoda söylüyorsun. Birisi yazmış ben dükkan sahibinim. Ben dükkan sahibiyle ben her gün oturup kalkarım. Ben hani o adamla o samimiyetim olmasa böyle şey konuşur muyum? Veya korkum olsa. Hani çoluk çocuğa şey geliyor böyle basit geliyor. Şimdi ben söylüyorum sistemi. Adam diyor ki benim paramı ver dede söylersen söyle birader. Öyle bir adam. Kötü de değil ama parayı çok seviyor. O konuda anlaşamıyoruz. Para konusu dışında anlaşamadığımız nokta yok. Bu arabayı da satamadık. 150 liraya veriyoruz. Bir tane WhatsApp grubu kurduk arkadaşlar. Bu ekmeklik araçlarımız için. Şu an için 200 kişi var sadece. Katılmak isteyen esnaf arkadaşları numaramı veriyorum birçok videoda. Şu an tekrar vereyim. Videonun sonunda tekrar verelim. 533-308-5742 numara bana ait. Bu numaraya mesaj atarak WhatsApp grubuna dahil edebilirim size. Birçok mesela paylaşmak istediğiniz araçları da İstanbul'daysanız buraya gelmeniz daha kolay olur. Çünkü ben arabayı kendi gördüğüm arabaya satmam bir tık daha kolay. Şimdi alacak adam da bizim sevdiğimiz insanlar, bizi seven insanlar. Satacak adam da bizi seven insan. Ben istemem ki arada sıkıntı olsun. Ticarette çok ince çizgiler var arkadaşlar. Kimine göre bir şey olmayan, hani kötü durumda olmayan bir şey. Kimine göre imkansız mesela. 2000 motoru Megane'ı adam Kayseri'den buradan Fahrettin abiye selam olsun. Adam geldi. Dedi kardeş 2000 motormuş. Sağ ol dedi. Çayımı içti gitti. Adam hiçbir şey demedi. Bana kalsa birisi bana öyle bir şey dese ulan diyorum öyle iş mi olur beni buraya kadar getirdin. Adam Kayseri'den İstanbul'a geldi. Arabayı almadan gitti. Bazısına benim için mesela çok önemli değil belli bir arabada. Arabada kilometre düşürülmüş mü, ağır hasar mı aldığım para önemli. Çok önemli değil. Bazısına önemli. O yüzden o konuda dikkat edelim arkadaşlar. WhatsApp grubunu bilmiyoruz. Daha yeni kurduk. İnşallah beceririz. Çünkü çok araba geliyor. Mantıklı arabalar geliyor. Çevremizden araba isteyen de oluyor. Araba bulamıyoruz. Mesela bineceğimiz arabayı da oradan paylaşacağız. Şu an benden mesela 2 kişi sabit Mercedes C200 istiyor. Bizdeki arabanın düşük kilometre dizelini istiyorlar. Bize öyle bir araba lazım. 2 tane hatta. 2 tane siyah. Özellikleri siyah olacak. Siyah Mercedes. Birinde cam tavan şartı yok. Birinde AMG olma şartı var. Cam tavan olmayanı 1.350-1.400'e kadar bakıyoruz. Diğerinde 1.600'e kadar yolu var. 150 binde, 120 binde, 130 binde, 80 binde. Yanlarında boya olabilir, değişen olabilir. Çok büyük hasarı olmayan falan filan tarzı bir araba. Ne anlatıyorduk? Şöyle sabit durmayak. Millet bu sefer sabit görünce sabit şeyleri anlattığımızı düşünüyor da birçok kişi beyler ben dedim ya videonun sonunu izlemiyorsunuz diye. Sistem olarak söylemedim. Bana da hani şimdi abi şöyle bir şey var. Dürüst adam sıkıcı gelir her zaman. Çünkü aynı şeyleri anlatır. Birçok videom birbirine benziyor. Niye? Aynı şeyleri anlatıyoruz. Ulan ben yalandan şuradan bir sıkmaya başlayayım. Yarım saatlik video yaparım. Yani şu tecrübeme güveniyorum. Adım gibi de eminim. 1 milyon da izletirim ben o videoyu. Ama yalana ne gerek var? Biz yalan konuşsak 50 tane şey olur. İşte dürüst adam da hep aynı şeyleri konuşuyor. Yani dürüstüm diye demiyorum. Bu kendini övmek gibi değil. Kendini öven insandan da nefret ederim. Ama sıkıcı gelebilir. Sebebi de budur. Başka anlatacağımız araba yok. Bunlar da yeni komşularımızın araçları arkadaşlar. Bu tura yeni bir komşumuz oluştu. O arabanın bilgilerini isteyene de artık modelli araba satan komşumuz da var. Şimdi ne diyecektik başka? Allah'a şükür bir sıkıntımız yok ya. Video için gömlek giydim arkadaşlar. Normal şartlarda gömlek giymem hep şort terlik. Allah'tan şansımıza bugün de hava güzel. Video için dedim güzel gözükelim, tıraş olalım, dişimizi fırçalayalım, gömleğimizi giyelim, üstümüz başımız ütülü olsun, tertemiz olsun. Hep normalde çapulcu gibi geziyoruz. Ama o görüntüde de mesela ben öyle adam iyi giyinmişti, adam iyi manasına gelmiyor. Adamın kişilik konuşması önemli. Genelde de hep şey olur, iyi konuşan adamlar hep böyle, iyi giyinen adamlar hep iyi konuşur. Aslında her zaman göstermez. Beyler WhatsApp grubunu bir tane Erol hocamız dedi ki hani sen böyle bir platform yap, herkes yapıyor. Sana zaten bir sürü araba geliyor, sen bu işten anlıyorsun, insanlar sana güveniyor. Sağ olsun beni çok cesaretlendirdi. Uzun süredir hep aklımızda vardı. Belki bundan sonra mesela hep kurtarıcı alma fikri vardı. Geçen hatta bir araba bulduk, 2012 Iveco Dali işte 500 binde araba, yani 500 binde şimdi çok kişiye çok gelir de araba 500 bin bir şey değil Iveco için. 400 liraya almadık arabayı. 400 liraya vardı öyle bir araba. Ulan dedim alsam iş yapacak araba. Mesela Master'lara falan güvenmiyorum da. Ona da birinin cesaret ettirmesi lazım. Kurtarıcı almak da mesele değil, çalışacak adam mesele. Kaportacı dükkanından vazgeçtik. Niye vazgeçtik? O işi dedim ki ya tam yapayım, hani 10 kişilik bir servis ayarında olsun. Mekanik, elektrik, kaporta, boya hepsi bir yerden çıksın. Şimdi bir ustayla bir çırakla olacak iş değil. Şimdi o usta o işi yapmasa o iş kalır. Biz de millete mahcup oluruz. Ama 10 kişilik bir serviste bir kişi ayrılırsa onun yeri bir şekilde idare ettirilir. Öyle bir sistem var kafamda. Ya işi tam yapacaksın ya hiç yapmayacaksın. O düşüncedeyim şu an için. Çok uzatmayalım değil mi? WhatsApp grubunu şu an yeni kurduğum için çok heyecanlı içerisindeyim. Çok da sağ olsun arayan soran var. Bir 200 kişi kendi rehberimden aldım. Millet kendi çevresini de ekleyebiliyor. 1000 kişiye kadar yolu var. Orada mantıklı arabalarımızı paylaşıyoruz. Her türden araba olacak. 100 liralık da araba olur, 1 milyonluk da araba olur, 3 milyonluk da araba olur. Ne gelirse paylaşıyorum. Benim almayacağım, örnek veriyorum, biliyorsunuz 100 liralık arabayı biz alıyoruz. Bazen elimiz dolu oluyor, onu da alamıyoruz. Onu paylaşacağız. Biz yiyemiyorsak mantıklı bir araba var ortada. Binici bir arkadaş alır, esnaf bir arkadaş alır, ekmeğini o yer. Doğru mu Ege'cim? Doğrudur Ege'cim. Ege'yi bugün oğlum zannettiler. Çok moralim bozuldu. Kendimi çok yaşlı hissettim. Oğlum mu dediler ya. Ulan gelsene be Ege'cim yanına. Tamam, benziyoruz. Ege aynı benim küçüklüğüm. Hatta uzun boylu hali. Benim boyum daha kısaydı. Yanaklarım böyleydi. Bıyıklarım böyle 11 taneydi tam olarak. Ama oldu da denmez ya. 10 yaş yok aramızda ya. 9 yaş var. Değil mi Ege'cim? Öyle. O kadar da olmaz ya. Beni, vallahi 3. oldu ya. Bir kere polisin biri demişti. Bugün müşteri söyledi. Birisi daha bir yerde dedi oğlum mu diye. Kendimi çok yaşlanmış hissettim. Moralleri bozmuyoruz beyler. Herkes kalbinin ekmeğini yer diyoruz. Numaramı tekrar söylüyorum. 533-308-57-42 numara bana ait. Normal saatlerde beyler, mesai saatlerinde. Bizde evimiz barkımız var. Bazısı gece 1'de arıyor. Abi kusura bakma aradım bu saatte ama kusura bakılmış. Yani 1'de birader ben telefonu açsam uyanmışım. Veya hani uyumuyorsam bile olmaz. Demek istediğimi anlayın. 533-308-57-42 numaradan bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp grubumuza dahil olmak için sadece WhatsApp'tan mesaj atın. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.